Egyon TV'nin değerli izleyenleri, Egyon TV olarak bugün Ateş Grubun HD fabrikasındayız ve HD'yi biz tabii İzmir'den tanıyoruz. Sayın Ekrem Ateş'le birlikte İzmir'de de İzmir Denizler Derneği'nde yoğun çalışmalarda birlikteydik. Deniz'de de kendisini fabrikada ziyaret ettik. İşte hem bir tarafta iş devam ediyor, biz programı yapıyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Sayın Ahmet Bey. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Ekrem Bey, İzmir'den neden Denizli'ye taşındık? Önce oradan başlayalım. Biz Çiğli'de alışkındık. Çiğli'de bir HD vardı. Gözlerimiz bazen onu arıyor. Çiğli organize gittiğimizde bir baktık. Yıllar geçmiş, Denizli'desiniz. Neden geldik Denizli'ye? Evet. Şirketimiz 1959 yılında İzmir'de kurulmuş. Ve 2011'e kadar da İzmir'de faaliyetine devam etti. Biz Ateş Grubu olarak 2001 yılında şirketi satın aldık. 10 yıllık kira kontratlamasıyla orada mevcut fabrikada kiracı olarak kaldık. 2011'de kira kontratı bitince şirketimizi Denizli'ye taşımaya karar verdik. Sebebi de şu, Denizli'deki iş gücü, insan kaynağının İzmir'e göre daha kaliteli, daha vasıflı olduğunu analiz ettik. Dolayısıyla onun için 2011'de Denizli'ye taşıdık fabrikayı. Bize HD'yi kısaca tanıtır mısınız? HD ne demek yani? HD ne demek? HD firmanın kurucusunun isminin baş harfleri Hakkı Demirörsün, H'si ve D'si oradan geliyor. Dediğim gibi 1959 yılında Hakkı Bey kuruyor şirketi. 1996 yılında vefat ediyor. 2001'de biz şirketi satın aldık. Yani ne üretiyorsunuz bu HD'de? Biz HD'de ağır vasıta araçların yani otobüs, kamyon, trailerlerin kauçuktan mamül yedek parçası üretiyoruz. Yedek parça üretim işi Denizli'de bayağı yaygın mı? Evet. Son yıllarda makine sektörünün yoğunlaşması sebebiyle Denizli'de farklı sektörler oluşmaya başladı. Bunlardan biri de otomotiv yan sanayi. Kimler var? Filtre üretim yapan iki tesis var, iki fabrika var. Traktör yedek parçası üreten, uzun yıllardır traktör yedek parçası üreten bir firma var. Cam otobüslerin, traktörlerin camlarını ana sanayi üreten bir firma var. Denizli'de. Çok büyük mü? Tabii ki. Evet. Yani şimdi isim vereyim. Uğur Lotocan, Türkiye'nin iyi söz sahibi, sektöründe söz sahibi firmalardan bir tanesi. İkiler filtre ki Türkiye'deki parakende sektöründe en büyük dağıtım ağına sahip bir firmadır İkiler filtre. Türkiye'nin en büyük Denizli. Yani Türkiye'nin en büyük Denizli diyebiliriz. Evet. Traktör yedek parçası üreten bir camdan motorlu araçlar var. Bunlar da çok eski bir firmadır. Yani benim bildiğim kadarıyla 40 yılın üzerinde üretim yapıyorlar. Bunlar da Amerika'ya, İrlanda'ya ihracat yapıyorlar. İhracatçıdır yani. Aynı zamanda ihracat. Peki geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir fuar vardı. Frankfurt'taydı sanırım. Evet. Geçen hafta sektörün en büyük fuarına katıldık. Otomekanika. Bu hafta da Hanover'de IAA fuarı var. Burada. Bu da ana sanayi fuarı. Her iki fuarda da varız. Denizli'den yani, de katılanlar oldu. Denizli'den de kimler katıldı? Denizli'de ikiler filtre katıldı. Biz katıldık. İstanbul yani derken HD katıldı fuara. İstanbul merkezli Fuat Ota katıldı. Fuat Ota Denizli değil mi? Evet, Denizli. İzmir merkezli Dönmez Debreş katıldı. Bunlar da Denizli'dir. Dolayısıyla otomotiv yan sanayi, ana sanayi içerisinde Denizli'nin rolü çok aktiftir yani. Peki Denizliler şöyle birleşiverse bu yan sanayide bir de araba üretebilirler mi? Evet. En kısa sürede. Evet, üretebilecek kapasiteler var. Evet değil mi? Bu kadar yan sanayi var. Evet. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında dese Denizlilere bir araba üretin arkadaş. Yani Vestel'iyle, Ahmet Zorlusu'yla, Ateş Otomotivi, filtrecisiyle bu iş olurdu diyorsun. Evet yani. Olurdu. Hatta Çardak Organ Sanayi Bölgesi kurulurken rahmetli Özdemir Sabancı Toyota'nın yan sanayisi oraya getirme arzusu vardı ama bu maalesef gerçekleştirilemedi. Neden olmasın? Denizli çok dinamik bir şehir. Kaliteli insan kaynağı var. İnsan kaynakları çok zengin. İyi bir üniversite var. Üniversitenin içerisinde mühendis fakülteleri var. Otomotiv mühendisliği bölümü var Denizli'de. Denizli'de. Pamukkale Üniversitesi otomotiv mühendisliği bölümü var. Makine mühendisliği bölümü var. Dolayısıyla bunlar neden olmasın? Yani bunlar çok hızlı bir şekilde yapılabilecek şeyler. Yeter ki devlet otoritesi bunlara izin versin. Çardak organize dediğiniz anda aklıma gelen oranın başkanı Sayın Okan Konyaloğlu'ydu değil mi? Evet. Okan Bey başkan. Şu anda başkan. Ve Çardak OSB'de bayağı gelişti. Evet. Ve orada bildiğim kadarıyla da filtre yani biraz önce bahsettiğim ikiler filtre o bölgenin en büyük fabrikasını kurdu sanırım. Evet. İki fabrikası var orada. Yani şöyle bir üretim tesisi var, bir de lojistik tesisini kurdular.
ilk giden arkadaşlar orası. Çardak Organ Sanayi Bölgesi, ben orada mütevelli heyettim Vali Bey'le beraber, Vali Bey'in başkanlığında. Şu anda %40 doluluğa ulaştı. 16-17 tane fabrika aktif çalışıyor. 12-13 tane şu anda inşaat halinde olanları var. Dolayısıyla biz önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki birkaç yılın içerisinde %70-%80 doluluğa ulaşırız Çardak'ta. Çardak'ta. Tabii, Okan, peki, Bey, Okan Bey'in orada çok iyi, güzel çalışmalar oldu. Okan Konyalı'nın gerçekten bir çalışması oldu. Yani oradaki yatırımcıları arsa yatırımcısı değil, imalat sanayi yatırımcısı haline getirmeye çalıştı. Burada başarı da oldu. İki hafta önce bir orada Sanko'nun bir 125 bin metrekare yeri vardı. Yatırım yapma arzusunda değillerdi. Dolayısıyla Okan Bey'in oradaki çalışmalarıyla o arsayı aldılar. İstanbul'da bir ev tekstili üretimi yapan bir firmaya tahsis ettiler. Şimdi o arkadaşlar da inşaat işte inşaat altyapısını başladılar. Çok güzel. Evet. Peki Ateş Grubu olarak sizin Çardak'ta bir yatırımınız olacak mı? Evet, olacak. Oradaki yatırımınızın içeriği ne olacak? Aynen HD Kavuç'un devamı olacak. Öyle mi? Evet, yani HD'yi orada büyüteceksiniz. Evet, HD'yi orada büyüteceğiz. Çünkü bu biz Bozburun bölgesi şehrin içerisinde kaldı. Dolayısıyla burada pahalı bir arsanın içerisinde bu işin yürümesi doğru değil. Dolayısıyla biz önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde 25 bin metrekare bir arsaya inşaat yapıp taşınacağız. Peki, tabii Çardak organize olmanın farkları da var. Organizenin orada size sağladığı farklı faydaları da var. Tabii Okan Bey'in yoğun çalışmaları sonunda Mayıs ayında 4. bölge haline geldi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çardak organizedeki firmalar 4. bölge teşvikinden yararlanıyor. Evet. Çardak'taki yatırımınız neden otomotiv üzerine? Türkiye'de otomotiv sanayisi her geçen gün gelişerek devam ediyor. Ülkenin en büyük ihracat kalemi otomotiv. Avrupa'ya yakın olması ve otomotiv merkezinin Avrupa olması Türkiye'deki ana sanayi ve yan sanayi geliştiriyor sürekli. Evet. Dolayısıyla Çardak'taki yatırımımız da bundan dolayı HD'nin bir üretimcisi olacak. Peki yönetim kurulu başkanı Hasan Ateş de sanırım bu kaportacılıktan mı geldi? Boyacılıktan geldi. Otoboyası tabii. Otoboyası. Otoboyası. 1975-1980 yılları arasında Suudi Arabistan'da otoboyacı olarak çalışıyor. 80'den sonra Türkiye'ye dönüyor. Daha sonra yedek parça ticaretiyle uğraşıyor. Türkiye'deki üretilen yedek parçaları Suudi Arabistan'da pazarlıyor. Biz 1991'de okul bittikten sonra abimle ikimiz Mehmet Bey'le beraber biz başladık babamla beraber. 2001'e kadar biz orada yedek parça için devam ettik. Sonra bir küçük kardeşim. Nerede devam etti? Cidde'de, Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan Cidde'de. Evet. Kaç kardeşsiniz? 3 erkek bir kız. 3 erkek bir kız. Bütün aile aynı işle mi uğraşıyor? Ateş Grup'ta mı? Tabii hepsi Ateş Grup'ta. Hepsi Ateş Grup'ta. Hepsi Ateş Grup'ta. Peki Ateş Grup'un otomotiv bölümü var. Evet. Bildiğim kadar tekstil var. Evet. Biz 3 sektör. Latex. 3 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Otomotiv yan sanayi, ev tekstili ve öğrenci barınma evi, apart. Apartımız var. Yapıyorsunuz. Kız kardeşim apartta duruyor. Mehmet Bey tekstil sektörünü yönetiyor. Ben ve Erkan Bey otomotivdeyiz. Deniz'in dışında başka illerde yatırım var mı? Bursa'da bir fabrikamız vardı. 2013'te kurduğumuz. Onu 2020 yılında sattık. İstanbul'da bir yedek parça dağıtım şirketimiz var. İstanbul'da. Evet. Peki bütün bunca işin arasında Deniz'de çok demokratik de giden heyecanlı, hızlı bir sanayi odası seçimleri var. Oradaki listede sizi de görüyoruz. Müdahil oldunuz Deniz sanayi odası seçimlerine. Neden? Çünkü ben 2018'de Sanayi Odası Meclisi'ne seçildim. Meclis üyesiyim. Halihazırda meclis üyesiyim. Dolayısıyla mevcut meclis üyeleri doğal aday oluyor. Ben niye orada tekrar adaylığımı koydum? Ben HD Kavuşuk adına çalışıyorum orada. 11. meslek grubunda plastikçilerle birlikte. Biz Denizli sanayisine katkı sağlayabiliriz. Derdimiz bu. Yani bizim oradaki amacımız Denizli sanayisini kaliteli bir hale getirmek. Şu anda Türkiye'nin 10. sanayi şehri. Neden biz bunu 5 yapmayalım? 4-4,5 milyar dolar civarında ihracatı var. Biz bunu niye 10 milyar dolar çıkarmayalım? Derdimiz bu. Peki bu konuda örnekleme bir mütevelli eğitimdeyim dediniz Çardak. Evet. Baktığımızda tüm Denizli'nin ihracatını sadece Manisa'da Denizli Ahmet Zorlu Vestel'de yapıyor. Evet. Vestel grubunda. Siz bu konuda ne yapacaksınız da Vestel'e yetişebileceksiniz? Biz ne yapacağız? Mevcut insan kalitemizi daha böyle yetişmiş insan kalitesini eğitimlerle eğiterek, onları cesaretlendirerek, yeni sektörlere açılarak, açılmasını fırsat yaratarak
denizdeki yapıyı değiştirmek istiyoruz. Niye? Çünkü şu anda denizdeki sanayicilerin ikinci ve üçüncü kuşakları oyuna girmeye başladı. Dolayısıyla bu kuşak değişikliğinde de sektör farklılıkları da oluşmaya başladı. Son 3-4 yılda da denizde bir yazılım sektörü oluştu. Bunlar oyunlar yazıyorlar ve bu oyunları ciddi paraya satıyorlar. Yani sadece imalatta da değil, yani yazılım, e-ticaret, fuarlar, makine sanayi, bunları bu denizin içerisinde mesela fuarları denizde cazip hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü denizde ciddi bir sanayi üssü. Ege bölgesinin üçüncü üssü, yani İzmir, Manisa ve Denizli var. Dolayısıyla burada niye daha güçlü fuarlar olmasın derdimiz bu. Bunları yaparsak başarabiliriz. Evet. Peki makinacılarla ilgili farklı bir çalışmanız var mı? Makine sanayi denizde çok gelişti. Gelişmekte devam ediyor. Onların da bir makine organize sanayi bölgesi kuruldu. Tahsisler yapıldı şu anda büyüme üzerine. Denizli Büyükşehir Belediyesi harfiyat konusunda da bir çalışma yapacak, orada destek verecek. Dolayısıyla oradaki makinacılara arsa tahsislerinde kolaylık sağlanıyor. Bir an evvel de onlar da oraya yatırımları başlarsa o sektörde ciddi büyür. Neden makine sanayi denizde iyi? Çünkü bir önünde bir sektör var. Kablo bakır sektörü var. Mermer sektörü var. Tekstil sektörü var. Dolayısıyla bu sektörlerin ihtiyacı olan bir makine grubu var. Bu arkadaşlar da bu sektörleri makine yaparak büyüyerek hale geldiler. Şu anda baktığımız zaman çerezciler var mesela, çerez makineleri üretiyorlar. Neden? Çünkü denizde çok çerez firması var. Tarım iş makineleri var. Tarım iş makineleri var. Şimdi nasıl oluyor? Firma işlediği ürünü daha iyi işleyebilmek için bir arayışın içerisine geliyor. Denizli'de iyi bir mühendislik yapısı var. Bunlar da bu makineleri üreterek sektörü güçlü hale getiriyorlar. Peki Deniz Sanayi Odası'nda siz meclistesiniz. Evet. Şimdi yine mi meclis adaysınız, yönetime mi adaysınız? Önce meclise girelim, sonra bakarız. Sonra bakarız diyorsunuz. Evet. İki ekip var. Bir Selim Kasaboğlu ekibi var. Bir de Okan Konyaloğlu ekibi var. Siz hangi ekiptesiniz? Ben Okan Bey'le çalışıyorum. Okan Konyaloğlu ile çalışıyorsunuz. Yoğun mu çalışıyorsunuz? Evet. Her iki ekipte, Selim Bey'in ekibi de, Okan Bey'in ekibi de sahada çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Odamızın 1530 üyesi var. 1530 üyeye temas etmeye çalışıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Uzun yıllardır oluşmayan bir hava oluşmaya başladı. Bence bir değişim var. Peki demokratik mi yarış? Tabii ki demokratik. Evet. Demokratik bir yarış var yani diyorsunuz. Demokratik bir yarış var. Ve 1500'ün kaç kişisi sandığa gelir? Ya son seçimlerde 400 gelmedi. Yani öyle 2018'de. Mi? Ama bu seçimde herhalde 1000 üstünü geçer. Daha önceki seçimlerde 400 kişi evet. diyorsunuz. Ne evet. diyorsunuz ya şimdi? Evet. 2 katı, 3 katı olacak diyorsunuz. Evet. Niye? Çünkü daha önce rekabet yoktu. Yani Ahmet Bey, rekabetim olmadı yani. Kalite maalesef olmuyor yani. Evet. Rekabet ortamı oluşmalı ki oraya bir kalite gelsin. Şimdi rekabet var. 17 tane meslek grubu var. Her meslek grubunda 2 tane liste var yani şimdi. Evet. Dolayısıyla herkes daha öne geçebilmek için, daha iyi yapabilmek için, o oyu alabilmek için sanayicide tek tek dolaşıyorlar. Projeler anlatıyorlar. Dolayısıyla bir kalite ortamı oluştu. Biz sizden şöyle bir söz alarak bitirelim programı. Önümüzdeki günlerde madem Çardak mütevelli eğitimdesiniz, bizi Çardak'ta misafir edin. Çardak'taki ekonomik gelişmeleri ve yatırımları oradan bir iki yatırımcıyı da alalım. Bir program yapalım. Hiç olmazsa gençlere örnek olur diyorum. Tabii ki. Hayır, en kısa zamanda bunu Okan Bey'le birlikte planlayıp yapalım. Yapalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, değerli Egon TV izleyenleri, bugün Deniz'de HD Kavucuk'taydık ve HD Kavucuk Ateş Grubu'nun bir sektörel faaliyet alanı. Bizi konuk etti Sayın Ekrem Ateş. Kendisiyle İzmir'den de tanışıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.